Avrupa Konferans Ligi'nde D grubu maçlarında Beşiktaş ve Lugano takımları Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda saat 19.45'te karşı karşıya geldi. Beşiktaş sahaya Ersin, Rosier, Beyli, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Gezzal, Cenk, Abubakar 11'i ile çıktı. Ağır başlayan maçın ilk yarısında Beşiktaş golü Abubakar'la buldu. Geazzal'ın asistini Abubakar iyi değerlendirdi ve kafa vuruşuyla 38. dakikada Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. İlk yarının önemli anlarından birinde ise 42. dakikada Beşiktaş oyuncusu Rosier sarı kart gördü. İlk yarı Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş ikinci yarıya aynı kadroyla çıktı. Luganolu oyuncunun pas hatasını affetmeyen Abubakar 52. dakikada ikinci golü buldu. İlk yarıda sarı kart gören Valentin Rosier 61. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Şenol Güneş 66. dakikada Chamberlain ve iyi bir oyun sergileyen Gezzalı kenara çıkararak Onur Bulut ve Jackson Muleka'yı sahaya sürdü. 77. dakikada Abubakar'ı da oyundan alan Güneş, yerine baktıyor Zainuddin'u maça dahil etti oyun üstünlüğünü İsviçre takımına kaptıran Kartal, son dakikalarda ise adeta yıkıldı. 81. dakikada Ignacio Aliseda skoru 2-1 yaptı. 82. dakikada ise, 10 kişi oynayan takımda Salih yerini Jan Onana'ya bıraktı. 86. dakikada Şelkin Vladi'yi durduramayan temsilcimiz, 90. dakikada Erik Beyli'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. UEFA Konferans Ligi'de grubunda mücadele eden Beşiktaş, ilk maçında Buruj deplasmanından bir, birlik skorla dönmüştü. Temsilcimiz ikinci maçında taraftarı önünde 2, 3 yenilerek puan kaybetti. Beşiktaş 26 Ekim 2023 günü Norveç deplasmanında Efko Budo Glimç takımıyla karşılaşacak.